Müziğin magazinle buluştuğu keyifli programdan herkese merhabalar. Dop dolu içeriği ve çarpıcı konu başlıklarıyla müzik dünyası başlıyor. Müzik hayatına geri dönen Erdal Çelik'in samimi itirafları. Zamana kendi isteğimle yenildim diyen 90'ların ünlü şarkıcısı zamandan rövanşı almaya mı geliyor? Bir kere kendi isteğimle yenildim, bir daha yenilmek istemiyorum açıkçası. 90'larla 2000'leri kıyaslayan Erdal Çelik, 90'lar gerçekten en çok neden rahatsız olduğunu açıkladı. Ben bunun rahatsızlığını yaşıyorum. 90'lı yılların önemli müzisyenlerinden Erdal Çelik yeni projelerinin detaylarını müzik dünyasına anlattı. İzliyoruz. Dün gideri değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Erdal Çelik, o 90'lara müziğiyle adeta damga vuran bir isim. Sen de insaf yok mu? Canalır ellerim, hiç sende vicdan yok mu? Sızlamaz yüreğim. Yıllar herkes gibi ünlü şarkıcıyı da değiştirdi. Eskiye göre kısalttığı saçları beyazladı, sakal bıraktı. Ama daha bir olgun duruş vardı artık yüzünde. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Erdal Çelik, müzik dünyasına özel açıklamalar yaptı. Uzun bir süre bir şey yapmıyordum. Yani yaklaşık 21 sene sahne yapıyordum ama albüm kısmını bırakmıştım. Sonra aklıma dank etti, bir şeyler yapayım diye. 21 sene sonra ilk defa geçen Aralık ayında Ve Hayatımda diye bir şarkı yaptım. Erdal Çelik Ve Hayatımda adlı şarkıyla yeniden müzik hayatına dönüş yaptı. Ve Hayatımda bana bayağı ciddi adımlar attırdı. Ondan sonra da sahnelere dönüş. Daha doğrusu Türkiye dışında hep sahne yaptım ama Türkiye içinde de belli yerlerde. Yaram düşündüğüm kadar küçük değil, içinde sen kanarsın. Erdal Çelik, müzikseverleri çok özlediğini söylüyor. Tabii benim özlemim var seyirciye ama seyircinin bana ne kadar özlemi var onu bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de gündemdeyseniz her şey için geçerlisiniz ama tabii şöyle söyleyeyim, benim bir kemik seyircim var, yıllara dayanan, benden şarkı bekleyen, benden sahne bekleyen, onların varlığıyla zaten ben biraz da yola çıktım. Eski günlerine döneceğini söyleyen Erdal Çelik, bunca yıldır ortalarda görünmemesinin nedenlerini şu sözlerle sıralıyor. Türkiye'de şöyle, göz önündeyseniz herkes sizle birlikte aynı güruhta gider ama göz önünden biraz ayrıldığınızda o güruh başka taraflara kayıyor. Yani tabii siz üreteceksiniz, onlar beğenecek, onlar da size karşılık verecekler. Ben üretmediğim için uzun yıllar, tabii seyirci işini toparlamak biraz zaman alıyor. Ama sanıyorum eski günlere döneceğiz. Madem dönüşü muhteşem olacak, biz de aramıza geri dönen Erdal Çelik'e yeni projelerini soralım. Yeni konserler var, yeni şarkı var. Yeni belki bir müzikal var, yani şu anda görüştüğümüz. Yeni yeni şeyler olacak ama tabii bunu duyurması biraz zaman alıyor. O yüzden özellikle teşekkür ediyorum bugün bana bu imkanı verdiğiniz için. Peki 90'larla bugünleri kıyaslarsak aradaki farklar neler? 90'lar gerçekten naif ve ruhlu bir müzikti. Ama hep de yani zaman çünkü artık çok hızlı akmaya başladı. Yani bilmiyorum ben bazen şey diyorum, ihtiyarladık galiba, o yüzden akıyor. Ama değil, zaman o kadar çok hızlı akıyor ki insanların da buna ayak uydurmaları lazım. Tabii o 2000'li yılla 1990'a biraz şey yaptığı için, müzik olarak çok hızlı kaldığı için insanlar biraz o yavaşlığı özlüyor. Yani ben orada okuyorum falan, bayağı gözlerim yaşarıyor. Sonra da diyorum ki ya, bak ben çıkıyorum, siz de çıkın oradan artık. Geçmişe dönüp baktığında Cana Cansın, Gittin Gideli ve Gülendam şarkılarıyla anılan Erdal Çelik bu durumdan biraz rahatsız. Nedeni ise bakın nasıl açıklıyor. İnsanlara, o geniş kitleye duyuran bir şarkı Gittin Gideli'dir. Benim de çok söylerken keyif aldım. Cana Cansın'dır, Gülendam'dır mesela, orada sevgili Ümit'le birlikte sonradan onu yapmıştık yeniden. Bu şarkılar benim için çok özel ama bütün şarkılar özel. Mutlu ediyor, mutlu ettiği kadar da sıkıntıya düşürüyor. Şundan sıkıntıya düşüyorum.
Diyorum ki ya benim daha şarkılarım var. Yani 3 tane albümüm var. O 3 albümde 30 tane şarkı var. Ama insanların takıldığı 3-4 şarkı var. Ama sonuçta ben bunun rahatsızlığını yaşıyorum. Müzik dünyası tüm hızıyla devam ediyor. Sırada ilgiyle izleyeceğiz.